Herkese merhaba. Bu videoda kendi tasarlamış olduğum 1000 watt gücünde UPS özelliğine sahip solar jeneratörümün incelemesini yapacağım. Kısaca özelliklerinden bahsetmem gerekirse 1000 wattlık tam sinüs bir inverter takılı cihazımızda görmüş olduğunuz gibi 2 tane priz görmekteyiz. Her birinden 500 watt, bir tanesinden de 1000 watt'a kadar bir güç çekebiliyoruz. 2 adet USB portunu görmekteyiz. Her bir tanesi 2.1 amper ile cep telefonlarımızı şarj edebiliyor. Üste de gördüğünüz gibi 2 tane düğmemiz var. Bir tanesi şarj düğmesi, diğeri de invertörümüze açma kapama düğmesi. Invertörümüzü açtım görmüş olduğunuz gibi. Ve içindeki fan da otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Kutunun ön tarafında ise bir tane hızlı şarj düğmesini görmekteyiz. Cihazımızda iki tane şarj modülü var. Bir tanesi yavaş şarj modülü 10 amperle içindeki bataryayı yaklaşık 11-12 saatte şarj ederken hızlı şarj modunu aldığımızda bu süre 3,5 saate kadar düşebiliyor. İki tane güneş paneli konnektörünü görmekteyiz. Buradan da iki tane 200 wattlık panel bağlayabiliriz. Ortada da Maxun marka 30 amper MPPT solar şarj cihazını görmekteyiz. Hemen yanında da iki tane çakmaklık portu var. Bir tanesi 12 volt 200 watt'a kadar destekliyor. Diğeri de 24 volt 200 watt'a kadar destekliyor. Bunu niye bu şekilde yaptım? Çünkü bu ürünü benden isteyen arkadaş bu şekilde tasarlamamı istedi. Ben de onun için böyle hazırladım. Hemen 5,5 milimetrelik bir dişi jack görmekteyiz. Buradan da 12 volt 70 watt'a kadar bir güç çekebiliyor. Kutunun yan tarafında ise iki tane havalandırma fanını görmekteyiz ve ortada iki tane de kutup başlığımız var. Ve bu kutup başlıklarından 12 volt güç çekebilecek ve diğer dışarıda beslemek istediği cihazlarını da yine bu kutup başlıklarından besleyebilecek. Kutunun içeriğini de bu şekilde tasarladım. Hemen üst tarafta 1000 wattlık tam sinüs bir invertörümüz bulunmakta. Hemen altta da görüyorsunuzdur arkadaşlar, prizmatik hücrelerimiz gözükmekte. 2 tane sigortamız, 1 tane 30 amper sigortamız bulunmakta. 12 volta 24 volta çeviren bir konverterimiz var. Bu da 1200 watt'a kadar destekliyor. Ama tabii çakmaklık portlarımız 200 watt'a kadar desteklediği için 200 watt'ta sınır koyduk. 2 tane de havalandırma fanını görüyoruz. Hızlı şarj modülü yine altta arkadaşlar. Cihazımızı hızlı şarj etmek için o cihazı kullanıyorum. Hemen ön tarafta da zaten bir tane on off düğmesi var. Bununla da cihazı açıp kapatabiliyoruz. Arka tarafta da BMS'imizin ucu gözüküyor. Orada da arkadaşlar 4S 100 amperlik bir BMS devresi takılı cihazda. Kesinlikle bataryalarımızı BMS devresi olmadan kullanmıyoruz. Bu cihazımızla hangi ürünleri çalıştırabiliriz? Bunun bilgisini de vereceğim. Öncelikle 90 litreye kadar mini dolaplarımızı 24 saat çalıştırma gücüne sahip. Aynı zamanda 82 ekran LED televizyonlarımızı 6-7 saat günlük çalıştırma özelliğine sahip. LED aydınlatmalarımız da günlük olarak 7-8 saatten fazla çalıştırma özelliğine sahip. Yine sınırsız bir şekilde cep telefonlarımızı, laptoplarımızı şarj edebiliyoruz. Yine 1000 watt'a kadar küçük ev aletlerini yine bu cihazımızla çalıştırabiliriz. Cihazın hızlı şarj özelliğinin nasıl çalıştığını göstermek için batarya giriş kablolarına ampermetre bağladım. Doğru akım ölçebilen bir ampermetre. Öncelikle yavaş şarjda cihazımızı kontrol ediyoruz. Bakın arkadaşlar, yaklaşık 9 amperle bataryalarımızı şarj işlemi gerçekleştiriyor. Şurada bir tane hızlı şarj düğmesi vardı. Bunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ortalama 40 amper ile bataryalarımızı hızlı bir şekilde şarj etmeye başladı. Amper değerinin hızlı bir şekilde düştüğünü görebiliyoruz. Burada bataryamızın çok fazla deşarj olmadığını bize gösteriyor. Bataryamız çok fazla deşarj olmuş olsaydı bunu 40-45 ampere kadar görmüş olacaktık. Batarya dolma süreci yaklaştıkça amperin düştüğünü de gözlemleyebiliriz. Hızlı şarj düğmesini kapatıyorum. Bakın otomatik olarak 9 ampere kadar
düştü. 1000 Watt UPS özelliğine sahip kesintisiz güç sağlayabilen LiFePO4 bataryalı solar jeneratörümün kısaca özelliklerinden size bahsettim. Sizler de bu ürünü beğendiyseniz, satın almak isterseniz videomun açıklama kısmında Instagram adresim, Facebook adresim, Twitter adresim bulunmakta. Instagram adresimde daha çok aktifim. DM'den bana yazarak daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gerçek alıcılarla zaten WhatsApp üzerinden iletişim kuruyorum. Bugünlük de bu kadar. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.